siyasette sadenin, tevazunun ve vefanın adresi. AK Parti Genel Başkan Vekili, Başbakanımız Liran Yıldırım. Bir koştu ileri, demokrasi destanında şahinler bizi. Sevgili yol arkadaşlarım, il ve ilçe teşkilatımızın çok değerli üyeleri, Kocaeli'nin ak kadroları, ak yürekleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Kocaeli'nin gençlerini Türkiye tanıyor, Türkiye biliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İl Danışma Meclisimizin Kocaeli ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Kocaeli teşkilatımızda çalışmış, bizlerle geçmişte aynı yola baş koyup bugün aramızdan ayrılmış, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimizi bu vesileyle rahmetle, şükranla anıyorum. Buradan İzmit'e, Gebze'ye, Darıca'ya, Körfez'e, Gölcü'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Derince, Çayırova, Kartepe, Dilovası, Başiskele, Karamürsel, Kandıra, sizlere de yürekten selamlarımızı iletiyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, 14 Ağustos 2001'de kutlu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun 16. yılındayız. İki gün önce yaş günümüzü kutladık. Liderimiz, kurucu genel başkanımızın tekrar yuvaya döndükten sonraki ilk kutlamamızı gerçekleştirdik. Muhteşem bir anma töreni oldu. Muhteşem bir doğum kutlaması oldu. Değerli kardeşlerim, sözlerimizin başında bu ülke için gecesini gündüzüne katan, gece demeden, gündüz demeden çalışan, adam gibi adam, milletin adamı, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim. Değerli kardeşlerim, bugün Gölcük'teyiz. Bugünün önemli bir anlamı var. Bugün 17 Ağustos depreminin 18. yılı. Her yıl Gölcük'te yaşanan bu acıları hatırlamak ve bu depremin oluşturduğu tahribatı canlı tutmak ve bundan sonraki yıllar için buna benzer acı olayların yaşanmaması için anma toplantıları yapılıyor.
Bu toplantımızdan sonra orada Gölcük depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla bir araya geleceğiz. Onlarla buluşacağız. Bu vesileyle Gölcük depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Vatandaşlarımızın acısı yüreklerimizde ilk günkü canlılığıyla, tazeliğiyle duruyor. Kocaeli böylesine derin bir acının yaşandığı ama bütün acılara rağmen ayağa kalkabilen, şaha kalkmış önemli bir şehrimiz. 2002 yılında ülkenin içinde bulunduğu karanlık günlere bir güneş gibi doğan AK Parti'nin lokomotif şehrinin adı Kocaeli'dir. Kocaeli Türkiye'nin üreten ürettiğiyle Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katan bir şehrimizdir. Kocaeli'nin bizim gönlümüzde yeri çok ama çok özeldir. Kocaeli her daim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti ile ve milletiyle beraber olmuştur. Kocaeli 2002'de başlayan kutlu yürüyüşün en güzel temsilcisi olan şehrimizdir. Kocaeli, size bir teşekkürüm daha var. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişikliği için sandık başına gittiniz ve %56 evetle Türkiye için çok yüksek bir katılım gerçekleştirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti 16 yıllık iktidarı boyunca iki şeyi önemli bir hedef olarak koydum. Birisi kalkınma, diğeri adalet. Kalkınmada Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hepimiz gördük. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Türkiye'yi üçe katladık. Dış borçlarını ödeyemeyen IMF borcu altında adeta can çekişen bir ülkeden bugün sadece dışarıda ihtiyaç sahiplerine yılda 6 milyar hibe destek yapan bir Türkiye haline geldik. Dünyadaki bütün dış desteklerde Amerika'dan sonra ikinci ülke Türkiye. Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaş sebebiyle 3 milyondan fazla savaştan canını kurtarmak için ayrılan kardeşlerimize kucak açtım. Bu dünyada hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir iştir. Ama biz değerlerimiz olan geçmişimizden aldığımız tecrübeyi geleceğe taşıyan Osmanlı'nın torunları olarak değerlerimizin gereği olarak
Bu kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Değerli kardeşlerim, AK Parti 16 yıl boyunca hizmetleri birer birer insanımızın ayağına getirirken dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürürken sorunları torunlara bırakmadan çözerken bir şeyi daha gerçekleştirdi. O da vesayetlerle, kumpaslarla, engellerle mücadele etmek. Adeta şeytan taşlamaktan vakit kaldıkça yol yaptık, havaalanı yaptık, tünel yaptık, hızlı tren yaptık, hastaneler yaptık, adliye sarayları yaptık, tarımda, ekonomide, turizmde, sosyal desteklerde çığır açtık. Değerli kardeşlerim, hatırlayalım. Şu 15 yılı hatırlayalım. 15 yılda neler oldu? Bir hafızamızı tazeleyelim. AK Parti iktidara geldi. Tek başına, iş başına dedik. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dedik. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve iktidara geldik. Ancak gördük ki iktidarı bize veren bu millet Ankara'ya gönderdi. Ankara'da gizli ortaklarımızın olduğunu gördük. Milletin ayağına gitmeyen, milletten destek isteme zahmetine katlanmayan vesayet odakları Ankara'da AK Parti'nin önünü kesmek için, hızını azaltmak için kıyasaya mücadele ettiler. Hatırlayın. Evet. Teşekkür ediyoruz gençler. Gençler, şu işi bir bitirelim bakalım. Evet. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye'nin en büyük partisi Cumhurbaşkanını seçemiyor. 363 milletvekiliyle Cumhurbaşkanını seçtirmiyorlar. Neymiş o? 367 vekil mecliste olması lazımmış. Yeni bir icat. Maksat Cumhurbaşkanını seçtirmemek. Bu da yetmezmiş gibi elektronik muhtırayla, bildirgeyle AK Parti iktidarına ayar vermeye çalıştılar. Ama yanlış adrese geldiler. O gelen elektronik bildirgeyi iadeli taahhütlü olarak sahiplerine geri gönderdi AK Parti. Ve dedi ki, ey arkadaşlar, biz talimatı, düsturu sadece milletten alırız. Halka hesap veririz, hakka hesap veririz. Bu vesayet odaklarının uslanacağı yok.
Evet gençler. Amenna. Gençler. 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 Bak bundan sonra bir programımız daha var. Orada da bizi bekliyorlar. Sadece 10 dakika bana müsaade edin. Söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ondan sonra serbestsiniz. Böyle arada giriş yaptığınız zaman unutuyorum ne söyleyeceğimi. Evet, değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanı siz seçemezsiniz, öyle mi kardeşim? Peki, vekiller seçemezse asıllar seçer dedik. Millete geldik. Kocaeli ne dedi? Biz seçeceğiz dedi. Biz Cumhurbaşkanı'nın doğrudan seçilmesine yol verdiniz. Fakat bu vesayet heveslileri eski alışkanlıklarından vazgeçmediler. Bu sefer yargı yoluyla darbe yapmaya kalktılar. Bu sefer ne yaptık? Dedik ki biz anayasayı değiştireceğiz. Bu yargı vesayetini de ortadan kaldıracağız. Bunu da gerçekleştirdik. Ancak bir baktık ki başka bir tehlike söz konusu. Bu sefer 15 Temmuz'un FETÖ teröristleriyle karşılaştık. FETÖ'cüler bu sefer önümüze çıktı. Darbeciler, balyozcular, ergenekoncular sırasını savdı. Bu sefer FETÖ'cülere görevi devretti. Ama yağma yok. Bu partinin adı AK Parti. Türkiye Partisi. Milletin Partisi. Pabuç bırakır mı? Bırakmaz. Biz de gereğini yaptık. 17-25 Aralık yargı darbesi, gezi olayları. Bakın gezi olaylarında gençler, mesele ağaç meselesi değil diyor. Mesele AK Parti iktidarını iş başından uzaklaştırmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih sahnesinden silmek. Ama ne oldu? Hatırlayın o günleri. Niye gezi olayları başlatıldı? Türkiye'de faizler 100 yıl sonra %4.6'ya inmiş. IMF ile borç sıfırlanmış. Dünyanın en büyük havalimanının ihalesi gerçekleşmiş ve 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ihalesi gerçekleşmiş. Türkiye her bakımdan büyümede dünyanın sayılı ülkeler arasına girmiş. Bu durum bazılarının tabii ki keyfini kaçırdı, rahatsız etti. Çare AK Parti iktidarını uzaklaştırmak, tekrar Türkiye'yi o güçsüz vesayetlerin musallat olduğu bir ülke haline getirmek. Yağma yok dedik kardeşim. Sizlerin kuru gürültüsüne pabuç bırakmayız. Bakın o günlerde ibret için söylüyorum. Aynı
protestolar Meksika'da var. Arjantin'de var, Şili'de var. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Orada sokağa çıkan insanlar diyor ki kardeşim, ey yöneticiler, başımızdakiler, bu paraları oyunlara, oraya buraya verip çarçur etmeyin. Yol yapın, okul yapın, hastane yapın. Milletin ihtiyaçlarını karşılayın. Avaz avaz bağırıyor sokakta insanlar. Bizimkiler ne diyor? Geziciler, köprü yapmayın. Dünyanın en büyük havalimanını yapmayın. Tünelleri yapmayın. Bırakın Türkiye geri kalsın. İşte fark bu. Bunu millet gördü. Aynı şey 17-25'te de yine FETÖ'cüler eğitimdeki reformların gerçekleştiğini görünce tekrar bir yargı darbesiyle karşımıza çıktılar. Burada da derslerini aldılar. Burada da hak ettikleri muameleyi gördüler. Çünkü karşılarında dik duran ama dikleşmeyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan vardır. Fakat bunlar uslanmaz. O günden sonra yine de boş durmadılar. Ve nihayet 15 Temmuz, 15 Temmuz değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine altın harflerle geçen bir gece olmuştur. 15 Temmuz'da bu millet askerin üniforması içerisine girmiş, silahını, cephanesini, tankını, tüfeğini, uçağını, helikopterini çalmış, alçak FETÖ'cülere karşı kahramanlık destanının yazıldığı gecenin adıdır. 15 Temmuz gecesinde halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz gecesinde bu ezanlar dinmemiş, ay yıldızlı bayrağımız inmemiştir. 7'sinden 70'ine bütün vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inmiş, ülkeye sahip çıkmış, alçaklara hak ettiği dersi vermiştir. 15 Temmuz Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin altın harflerle tarihe geçtiği gecenin adıdır. Değerli kardeşlerim, şimdi 15 Temmuz'u kontrollü darbe diyerek, 15 Temmuz'a tiyatro diyerek, şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle alay eden o ana muhalefet partisinin genel başkanları, vekilleri, hazır olun. Bu millet size öyle bir ders verecek ki artık yerinizden doğrulamayacaksınız. Ben şimdi soruyorum. Gölcük Teşkilatı, Kocaeli Teşkilatı, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi meclis seçimine hazırlanıyor muyuz? Hazır mıyız? Yeni bir destan yazmaya var mısınız? İşte Gölcük farkı bu. Evelallah. Evelallah. Şimdi kongrelerimizi yapacağız. Taze kanla, taze heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Evelallah. Durmayacağız.
Gece gündüz demeden çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye son bir senede ne kadar büyük badirelerden geçti, hatırlayın. Biz biliyorsunuz 2016-22 Mayıs'ta kongre oldu. Partinin genel başkanlığını, daha sonra da başbakanlık görevini aldık. Ama geçen bir yıl içerisinde o kadar olay yaşadık ki 50 yıla sığmayacak işi bir yılda karşılaştık. Tabir caizse başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. İktidara geldikten hemen sonra 15 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldık. Onu def ettik. Bu sefer ekonomik kriz kapımızı çaldı. Allah'a şükür hükümet olarak aldığımız hızlı kararlarla bu krizi de bertaraf ettik. 2016'da büyüme biraz düştü ama yine de 2.9 büyüme oranıyla Avrupa'nın en yüksek büyüme oranına geldik. Dünya büyüme oranının yarım puanda üstüne çıktık. Ancak 2017'nin 2016'nın sonu, 2017'nin ilk çeyreği Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi için bir dönüm noktasıdır. Yıllardan beri darbe üreten, vesayet odaklarını cesaretlendiren bu sorun üreten sistemi, parlamenter sistemi ve 1980 darbesinden kalan bu anayasanın değiştirilmesine karar verdik. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber çıktığımız bu yolda 16 Nisan referandumunu gerçekleştirdik. 16 Nisan referandumu AK Parti iktidarının en zor şartlarda başarıyla sonuçlandırdığı bir referandumdur. Allah'a şükür milletimizin desteğiyle partimizin bütün kademelerindeki sizlerin gayretiyle 16 Nisan'da Türkiye millet değişime evet dedi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun birçok anlamı var. Artık vesayet odakları tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor. Tek bir vesayet kalıyor. Tek vesayet sahibi de millet oluyor. Millet görevi veriyor, yetkiyi veriyor. 5 yıl sonra da beğenirse bir daha 5 yıl veriyor. Beğenmezse yetkiyi alıyor. 16 Nisan referandumuyla gelen sistemin getirdiği 4 tane yenilik var. Bunlardan bir tanesi, sevgili yol arkadaşlarım, tek başına iktidar. Artık iktidar boşluğu yok. Seçim oluyor. Kimin iktidar olacağı, ülkeyi kimin yöneteceği belli olmuyor. Şimdi artık böyle olmayacak. Sandıkta gelecek 5 sene ülkeyi kim yönetecek, o gece belli oluyor. Olmadı, ikinci turda belli oluyor. Bakın bu sistemin diğer bir özelliği de devamlı istikrar. Çünkü
güçlü iktidar olunca sürekli istikrar da beraber geliyor. Çok daha önemli bir özelliği daha var. Bu yeni sistemle beraber artık Türkiye'nin bölünme riski tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü iktidar olmak için %50+1'e ihtiyaç var. Yani oyların yarısından bir fazlasını almak gerekiyor. Bu ne demektir? Bu da ülkenin her köşesinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, her yerden destek almak demektir. Eğer bu desteği alamazsanız iktidar olma şansınız yok. Dolayısıyla bölgesel milliyetçilik, etnik milliyetçilik ve bölücülükle ilgili siyaset yapan akımların iktidar olma şansı sıfır. Üniter yapı, toprak bütünlüğümüz, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüz %100 garanti altına giriyor. Bir başka güzellikte meclis güçleniyor, yürütme güçleniyor. Yargıda tam tarafsız ve bağımsız hale geliyor. Bütün bunları nasıl başardık? Milletimizin duası, desteğiyle başardık. Kocaeli'ndeki gençlerle başardık. Hanımefendilerle başardık. Ana kademeyle başardık. Sizlerle başardık. İşimiz bitmedi. Şimdi bunun sonucunu görmek 2019 seçimlerinde. Referandumu, kampanyasını yaparken kendilerini parçalarcasına hayır kampanyası yapanlar şimdi 2019 seçimlerinde hayal kuruyorlar. Kimi de aday göstersek de acaba kazansak? Müşterek aday gösterirsek nasıl olur? Tek aday gösterirsek nasıl olur? Ne yaparsanız yapın. İstediğinizi aday gösterin. İstediğinizi yapın. Siz bunu çok yaptınız. Millet dersinizi verdi. Bir daha dersinizi de alırsınız. Çünkü yapmanız gereken milletle birleşmektir. Adalet yürüyüşünde bir yanınıza bölücüleri, bir yanınıza FETÖ'cüleri alarak milletle bütünleşemezsiniz. Milletle birlikte yol yürüyemezsiniz. Bu millet bölücülere de FETÖ'cülere de bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da vermez. Bunun böyle bilinmesinde fayda var. Değerli kardeşlerim, kongre sürecine girdik. Kongrelerimiz yenilenme demektir. Kongrelerimiz bayrak yarışı demektir. Kongrelerimiz kan tazelemesi, heyecan yenilemesi demektir. İnşallah kongrelerimizi bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 2018'de de büyük kongremizi yapıp 2019 yerel seçimlerine, daha sonra da 2019 Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerine hazırlanacağız. Kocaeli hazır mı? Ha, salon sıcak, ses zayıf. Bir daha soruyorum. Kocaeli hazır mıyız? İşte böyle. İşte böyle. Evelallah, her zaman. Değerli kardeşlerim, ...15 yılı arkada bıraktık. 15 yılda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çok büyük müdahaleler yaşadık. Ama yılmadık.
millete hizmet yolunda kararlılığımızdan zerre kadar taviz vermedik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsana hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Bu yollara düştük. Evelallah bundan sonra da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber muasır medeniyetler seviyesine yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir. Kim ne derse desin. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha bugün burada Gölcük depreminin 18. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan, depremde acılar yaşayan değerli vatandaşlarımızla birlikte bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Buraya gelmeden önce az ileride Denizevler bölgesinde yeni deprem kentsel dönüşümün temelini attık. Ondan önce Baş İskele'de deprem ile ilgili bir sempozyuma katıldık. Şimdi burada il danışmadayız. Buradan da her yıl hemen şu illerimizde anma toplantıları yapılan depremle ilgili etkinliğe katılacağız. Oradaki vatandaşlarımızı daha da bekletmemek adına burada sözlerimi tamamlarken hepinize en kalbi duygularımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Siyasette sadeliğin, tevazunun ve vefanın adresi olan AK Parti Genel Başkan Vekili Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Sayın Başbakanımız az önce belirttiği gibi buradan deprem şehitlerini anma programına katılacaktır. Bütün teşkilat mensuplarımızı da programımıza davet ediyoruz. Geceniz aydınlık olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Tek sevdamız Türkiye, rengimiz Anadolu. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla.